Evet sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün Çağlar Müzik Kursu 6. ders programındayız. Bugünkü konumuz re majör olacak. Öncelikle bir kere çalacağım bunu size. Birkaç tane de yay şekli göstereceğim. 6. dersimizi bu şekilde işlemiş olacağız. Şimdi re majör gamı çalıyorum. Re majör. Ne var içinde değiştirici işaret? Fa diyez ve do diyez. Fa diyez nerede arkadaşlar? Re telinde ikinci parmak açık. Do diyezde la telinde ikinci parmak. Bu da açık. Yani fa diyezde do diyez alt alta olacak. İkinci parmak ve üçüncü parmağımız yan yana olacak. Şimdi anlatıyoruz. Re boşta. Gördünüz mü? Mi birinci parmak. Fa diyez ileride ikinci parmak. Sol hemen yanında üçüncü parmak. La boş tel. Alt telimiz. Si birinci parmak. Do diyez ikinci parmak. Yine açık olacak. Re hemen yanında üçüncü parmak. Do diyez geri dönüyoruz re'den re'ye kadar. Geri döndüğümüz zaman parmaklarımızı hiç kaldırmıyoruz. Do diyez zaten basılı olacak. Do diyezden sonra si. La dördüncü parmak olacak re telinde. Biliyorsunuz boş tel ama biz dönüşlerde artık yavaş yavaş dördüncü parmağımızı da kullanalım. Evet, sol geride, aralarında tam ses var, açık. Evet. Hemen yanında yarım ses, kapalı fa diyez. Mi açık geride. Ve re. Boşta. Şimdi bunu bir kere çalalım. Bir, iki. Bunu beraber yapalım. Bir, iki, üç, dört. Çaldım. Şimdi bunun notasını göndereceğim. Bu Kemal Okulu kitabından birinci egzersiz. Bütün yay şekillerini uygulayınız diye bir yazı olacak altında. İkişer ölçü yazdık ki tamamı uygulayın. Yay kaplamaması için tamamı olacak. Şimdi birinci egzersize bakıyorum. Bu sefer 3 sayacağız. Yine aynı. Aynı yayı bu sefer 3'e böleceğiz. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Burada sevgili arkadaşlar kitapta sadece re ve mi yazılı. Bu birinci egzersiz ama bütün gamı uygulayacağız buna. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Yine dördüncü parmak. 2, 3. Evet. Şimdi ikinci egzersizimize geldiğimiz zaman
İlk başta ne yaptık arkadaşlar? 4 vuruş yaptık. İkincisi, birin yani şeydeki egzersizlerden birincisinde 3 vuruş yaptık. İkincisinde 2 vuruş yapacağız şimdi. Ama yayımız küçük olmayacak. Yine büyük. Tam yay. Özen gösterin. Dördüncü parmak. Evet. Egzersizlerimizin üçüncüsüne geldiğimiz zaman bir vuruş olacak. Yine tam yay. Dördüncü egzersizdeyiz şimdi. Bugün 8 tane egzersiz yapacağız. 7 tane. 7 egzersizimiz yeterli. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi dördüncü egzersizimiz ortada olacak. Her ses 2 tane. 8'lik olacak. Bir vuruşta 2 tane burada. 1, 1 gibi. Şimdi başlıyorum. Ortada yapacaksınız. Birazcık bastırın. Yayın tahtası hafif dışarı dönük olsun. Ve başlıyorum. 1, 1. Bir, iki tane, her notadan 2 tane, bir vuruşta. Şimdi geldik beşinci egzersize, üçleme. Her vuruşta 3 tane nota olacak. Eşit. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet, her vuruşta 3 tane eşit nota çalacağız. Başlıyoruz. 1, 1, evet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. 3 tane. Eşit 8'lik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Şimdi bir vuruşta 4 tane 16'lık. 1, 2, 3, 4. Evet, aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bir vuruşta 4 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Tamamlamak için R'den bir tane daha yapacağız. Şimdi geldik arkadaşlar. 7. egzersizimize. Biraz önce yaptığımız 6. egzersizdi. Şimdi artık aynı sesten bir tane çalacağız. Yine 8'lik olacak. Bir vuruşta 2 tane notamız olacak. Yarım yarım vuruş tam yapalım diyorsunuz. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2. Bu şekilde bitecek. Tekrar yapıyorum. 1, 1, 2, 1, 2. İkisi de 8'lik. Evet. 7 tane egzersizimiz olacak. Tamamını zaten Keman Okulu kitabından lütfen bakarak çalışın. Ezbere yapmayın. Çalışmalarda da her zaman notaları okuyarak yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.